Sizin bu Rusya-Türkiye görüşmelerinden beklentileriniz nedir hocam? Buradan ne çıkacak sizce? Aşağı yukarı bir 100 milyar dolarlık bir pastadan veya bir paydan bahsediliyorlar. İşte nükleer anlaşmalar vesaire, turizm gibi. Sizin buradaki beklentiniz nedir? Veya bu görüşmeden sizce AB ülkelerinin tutumu ne olacaktır sizde? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu konu çok önemli bir konu. Gerçekten Türkiye'mizin 15 Temmuz'dan sonraki yaşantısındaki ilk adım olarak çok önemli bir ziyaret. Şimdi şu bir gerçek sevgili izleyiciler. Aslında bu konuşmamı Cumhurbaşkanımızın dinlemesine o kadar arzu ederdim ki. Neden? Şimdi bir gerçek var. ABD'ye çok kızgınız, kırgınız. Niye? Bize darbe yaptırdı. Hatta darbe yaptı. AB'ye de kırgınız. Niye? Bizi 65 yıldır AB kapısında bekletiyorlar ve sürekli açıklama yapıyorlar. Yok 3000. yılda girersin. Alman Başbakan Yardımcısı 20 yılı var diyor. Bugünkü bu sabah yaptığı açıklama. Şimdi biz kırgınız, kızgınız, moralimiz bozuk. Ama şimdi bunlar kafir ülkeleri. Buradan şimdi kalkıp bir başka kafir ülkesine gideceğiz. Rusya. Bugün bize kucak açıyor olabilir. Ama bu kızgınlıkla beraber gidip Rusya'da da muhakkak çok itidalli durmamız lazım. Ona sırrımızı vermememiz lazım. Putin çünkü sırrımızı verirsek yapacağı ilk şeyi söylüyorum. Hemen Obama'yı arar. Bak Erdoğan sizin için böyle 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 düşünüyor. Bunu yapacak kapasitede. Çünkü niye? Kainatın efendisi 1435 yıl önce bize söylemiş. Ne demiş? Küfür tek millettir. Neye karşı? İslam'a karşı. Yani eğer sen İslamsan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah safındaysan senin için küfür tek millettir. Ama aralarında kavga ediyorlar, olsun. Onlar sana karşı yine birleşir. Evet. Ben buradan bu uyarıyı yapmak istiyorum. Görüşmeyle ilgili en önemli kaidem sır. Sırrımızı vermemeliyiz. İki, en önemli Suriye konusudur. Ben acaba 100 milyar dolar falan onlar hiç gözüm görmüyor. Evet. Çünkü gördük yaklaşık 9 aydır bir krizdeyiz Rusya'yla. Artık esnafımız da alıştı. Krize de alıştı, parasızlığa da alıştı. Hazır alışmışken ilk konu maddesi Suriye olmalı. Çünkü hemen kapı komşumuz ve Osmanlı döneminde bizim topraklarımız olan Suriye'deki kardeşlerimizin bu düşmüş olduğu müşkil durumu acilen kaldırmaları lazım. Acilen, kayıtsız şartsız Suriye'yi koşul olarak sunması lazım diye düşünüyorum birinci olarak. İkinci konu Akkuyu Termik Santrali konusu var. Bunun da muhakkak devam etmesi lazım. Çünkü eğer bizim çıkarımız varsa ki bütün artık gelişmiş ülkelerde bu termik santral mevcut ama bizde bildiğim kadarıyla hiç yok, değil mi? İlki olacak bu. Prosedür takılıyor hocam işte, evet. Yani malum içerideki sorun bitmiyor. Buyurun. Evet. Üçüncü konu Ukrayna meselesi var. Ukrayna meselesinde çözmeleri lazım. Ukrayna'nın işte Avrupa'ya mı ilhak olması, Rusya'da ilhak olma konusu var. O da çok önemli bir konu. Aslında burada Amerika'nın da bu konu çok önemsediği bir konu. Yine sizin de buyurduğunuz gibi işte o 100 milyar dolarlık paket anlaşması. Gerek turizm sektöründe, gerek tekstil ve hububat sektöründe, meyve sebze sektöründe. Şimdi ben şuraya getireceğim sözü. Şangay Beşlisi'nden bahsediliyor. Kim bu ülkeler sevgili izleyiciler? Başı Çin çekiyor aslında. Evet. Çin kurdu bunu. 1996 yılıydı hatırladığım kadarıyla. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Yani Şangay Beşlisi bu ülkeden mevcut. Son olarak da zannediyorum Türkmenistan'ı aldılar. Şu an Şangay altısı oldular. Şimdi bizi de almak istiyorlar. Şimdi burada işte çok bıçak sırtı bir olay var. Eğer biz Avrupa Birliği'ne sırtımızı dönersek, sizin az sonra sorularınızda gördüm. Evet. Sorularınızda var. Mesela biz şu mülteci anlaşmasında bir kapılarımızı açarsak, inanın Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz. Ama bize yaptırımlara ne olur? Bizi çok müşkül durumlara düşürebilirler. Ekonomik olarak bunu yapabilirler. Siyasi olarak yapabilirler. Darbe yaptılar işte ya. Görün darbe yaptılar. O yüzden çok bıçak sırtı. Ya Allah inşallah Cumhurbaşkanımızı ferasetini açsın. İnşallah. Ve sır bu Ruslara muhakkak vermesin. Avrupa Birliği'nden gerçekten ben de o fikirdeyim. Avrupa Birliği'nden dönmemiz lazım bizim. Ama bu dönüşü yaparken de işte virajı çok tatlı almamız lazım. Arabayı devirmememiz lazım.
Şahanpol'a yuvarlamamamız lazım. Bu Şangay Beşisi bize ne getirir? Şu bir gerçek, ticari hacim olarak Avrupa'dan çok çok daha üstünün ben doğuda olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir ticari olarak. Hocam, yani mesela biz Şangay Beşisi'ne girsek orada benim gördüğüm kadarıyla yani bizim pazarımıza uyabilecek. Çin'i görüyorum ama Çin'den biz ithalat anlamında faydalanabiliriz. Yani ihracat anlamında... Geldik. İhracat boyutuna da geldi Çin. Bir tek Rusya, biraz da Kazakistan. Yani ama bakıyorsun ki uluslararası şirketlerimizin tamamı Avrupa ile ticaret yapıyor. Evet. Saygı duyuyorum ama burada da çok büyük iş hacminin hala olduğunu ben görüyorum. Evet. Çin artık ihraç eden değil, ithalat yapan da bir ülke konumuna artık geldi. Ama uzun lafın kısası, dedim ya Cumhurbaşkanımızın da bizi dinlemesini çok arzu ederdim. İnşallah şu an söyleyeceğim Cumhurbaşkanına ulaşır. İnşallah. Akrabası izliyordur, danışmanı izliyordur, vekilimiz izliyordur, bakanımız izliyordur. Ne diyeceğim? Bizim tek çaremiz ne biliyor musun Cumhurbaşkanım? Bizim tek çaremiz İslam Birliği kurmamız. Lafta değil. Var zaten şu an siz de başkanısınız. Lafta değil. Halkımıza biz şunu öğreteceğiz. Ey halkım, bu kafirlerden bize fayda yok. Evet. Kuru ekmeğe razı geleceğiz. 5 yıl 10 yıl neyse sıkacağız dişimizi. Evet. Ama bizim İslam Birliği'ni kurmamız lazım. Hem de nasıl kurmamız lazım biliyor musunuz? Kayıtsız şartsız Türkiye'nin abiliğinde. Mesela Cumhurbaşkanımız ilk adımı atacak. İslam Birliği'ni kuruyorum. Benim yanımda olan ülkeler kim? Muhakkak Katar gelecektir. Yanılıyor muyum Ahmet Bey? Suudi Arabistan gelecektir. Gördüğüm bu. Gazze gelecektir. Libya gelecektir. Bunun gibi daha ülkeler Bosna çıkabilir. Belki bu Şangay Beşisi'nden de yırtılıp gelenler olabilir mi bilemiyorum. Zor ama oradan. Bizim İslam Birliği'ni kurmamız lazım. Bizim abiliğimizde, bizim önderliğimizde İslam Birliği'ni kurmamız lazım. Yoksa bu kafirlerden medet umduğumuz sürece duvara toslayacağız. Niye? Kafir aldatır. Niye? Kafir yalan konuşur. Niye? Kafir yaptığı anlaşmayı bozar. Kafirin özelliği bu ya. Kafir senin Allah'ını inkar ediyor. Kafir senin peygamberini inkar ediyor. Evet. Kafir senin kitabına sövüyor. Kalkıp sana saygı duymasını beklemen en büyük acizlik olur. En büyük yanlış olur. Bunlar anlaşmayı bozar. Bunlar yalan söyler. Bunlar seni gambazlar. Bunlar seni yarın arayıp dara düşürür. Alçak sürünmenden zevk alırlar. O yüzden bizim tek çaremiz neymiş? KJ'de yazarsa sevinirim. Tek çaremiz, yazmışlar, İslam Birliği'ni kurmamızdır. Ben bunu buradan inşallah Cumhurbaşkanımıza da ulaşacağını umut ederek paylaşmak istedim.